Selamlar sevgili Geek Yapar izleyicileri. Size söz verdiğimiz video için bugün hep beraber biraz toplanmak istedik. Çünkü biz de tabii ki kendimizi hem biraz daha işte sıkı fıkı olma ihtiyacı içerisinde hissediyoruz. Hem belki bu halimizin öyle bir etki geçirebileceğini de düşünmedik değil açıkçası. Ki Geek Yapar ekibi aslında daha da kalabalıktır. Extended Family deyince iyice genişizdir ama kadrajında tabii belli bir sınırı var sevgili arkadaşlar. Çok lafı uzatmadan yorumları okumaya başlayalım. Oradan başlayalım, ne diyorsun? Yusuf Talha Öztürk yazmış. Hissettiğimiz birçok duygu var ama sanırım en çok da öfke hissediyorum. Yapılabileceği halde yapılmayan birçok şey için. Çok iyi bir başlangıç bu bence. Yani programa da. Evet. Çünkü bence bu öfkeyi ortak hissediyor olmalıyız. Böyle şey gibiyim yani. Bakıyorum ve... Neydi hocam? Doom scrolling mi deniyor? Ha evet. Doom watching, doom scrolling. Yani böyle kendimizi şey hissediyoruz yani. Bir şey yapmalıyız, ne yapacağız? Hani aklımıza gelen diye gelen şey de tam baş yapalım hemen. Yani öfke hissettiğimiz bir şey kesinlikle. Ama maalesef öfkenin olumsuz sonuçları da işte çok oluyor. Böyle işte ne bileyim yağmacı falan zannedip depremzede dövmeceler. Böyle kendi kendine bir şey yüklenip işte dayak atmak için şeye çıkan gruplar falan bilmem ne. Şey muhabbetini yapmayacağım çünkü bu videoyu izleyen herkes bu kadarını düşünebiliyordur yani. İşte kurunun yanında yaş da yanıyor bilmem ne falan. O uzatmıyorum. Öfkemizi duymamız gereken şey ne? Kader değil. Onun adı ne? Belki o yüzden biraz öfke duyuyor ya insan. Yani bir sorumlu arıyorsun karşısında. Evet. O yok. Neye kızacağını bilemiyorsun. Evet. Kızsan da elinden bir şey gelmiyor. Dolayısıyla bunların hepsi öfke olarak dışarı çıkıyor yani. Kesinlikle. Öfke duyman gereken örneğin bu inşaata izin verenler ve fakat inşaatı yapanlar aynı zamanda. Hı-hı. Fakat onun ortamı bulamıyorsun hiçbir zaman. Evet. Öfke duyman gerekenler o yağmaya izin veren yani koordinasyonu güvenliği sağlayamayan insanlar ama sen bulduğun için onları biraz da önce ondan çıkarıyorsun. Bak bu sabah bir tane okudum. İşte bir belki okumuşsunuzdur işte şimdi şeyin adını hatırlamıyorum yapının. 78 kişinin vefat ettiği bir tane bina enkazı var. Onun mesela altındaki kolonlar kesilmiş, suç duyurusunda bulunulmuş, takipsizlik kararı verilmiş. Bu mesela hani hemen insanın aklına hukuki süreçte birisi birisine rüşvet yedirdi diye düşünüveriyor. Ya da gerzek hani buna izin veren ne bileyim ben. Ama yani hani işte evet, öfkelenmesi gereken bariz bir örnek orası gibi. Hani onu dövmemiz gerektiğini söylemiyorum da. Evet ama işte Cevdet abim dediği gibi o muhatabı bulamadığımız için hani biraz şey olduk hepimiz. Eşimize, dostumuza falan kızar olduk. Bile. Sen evet işte sen yeterince şey ilgi göstermedin bu olaya bilmem ne diye. Kendi aramızda sardık. Evet tartışan, markalara laf eden falan. Bunlara sardık. Aslında işte yapılabileceği halde yapılmayan birçok şey için öfkeliyiz demiştik. Berat Katırcı Instagram'dan yazmış. Sırasıyla yazıyorum. Güvenli olmayan binalar yapıldı. Bu binalar yeterli denetime tabi tutulmadı. Deprem oldu ve bu binalarda yaşayan insanlar hayatını kaybetti. Yetkililer deprem mağdurlarına yeterli yardımı yapamadı ve halk seferberlik ilan etmek zorunda kaldı. Deprem bölgelerine yardım tırları gönderildi, yardım tırları yağmalandı. Halk ve kolluk kuvvetleri tarafından yağmacılara işkence uygulandı. Bunlar olurken yetkililer depremzedelerin geçici olarak barınma ihtiyacını gidermek için KYK yurtlarından öğrencileri çıkardı. Yüksek öğretimde bahar dönemi online eğitim şeklinde olacak dendi. Bu saydığım olaylar bir hafta içerisinde oldu. Canım ülkem, iyi ki Türkiye'de doğmuşum. Yani mesela bak burada tabii insanın en çok dikkatini çeken şeylerden bir tanesi işte yardım tırlarının yağmalanması falan. Bilmiyorum abi bunlar o kadar karışık şey konular ki yani hani yağmalayanı durdur, cezalandır. Herhalde yani böyle bu konuda farklı düşünecek bir hali olan bir insan yok. Ama bu niye oluyor diye de düşünüyor insan yani tabii ki. Yani bunların hepsini bir hafta içerisinde sindirmeye çalışmak da zor. Zaten sindirilebilecek bir şey değil ama birine sinirlenemeden diğeri geliyor. Evet. Ona bir tepki vermeye çalışıyorsun, başka bir şey duymaya başlıyorsun. Nasıl olacağının içinden çıkamıyorsun öyle bir durumda da. Yani belki herkesin bir şey süresi vardır ya, işleme süresi olayları. Yani çoğumuz ekrana bakıp daha ne olduğunu, olayın boyutunun ne olduğunu anlayamadan birdenbire yağma haberleri gelmeye başlıyor. Daha onu anlayamadan KYK'ları tahliye ediliyor denmeye başlanıyor. Biraz böyle halk seferberlik ilan etti deyince hani belki halk seferberlik ilan edip bir şeyleri çözebilecek bir durumda ama birden onun da arasına başka bir şey geliyor. Daha böyle küçük gruplara ayrılıyor. Öğrenciler bir tarafta çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Hayvanseverler bir tarafta bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Belki topyekun bir şey olsa hepimiz bir ucundan tutup çözeceğiz. İşte o hepimiz bir ucundan tutmayı organize eden
Kurumun ismi de AFAD zaten. Ve bütün bu konuşmalarımızın nedeni o organizenin olamayışı. Bu yurt konusu sadece eğitimin durmasından bağımsız olarak o öğrencilerin barınma krizini de içinde kapsıyor. İkinci bir kriz daha çıkar. Anında çıkarıldı öğrenciler. Tabii, benim tabii. Böyle tanıdığım öğrenciler de falan nereye gideceklerini, nasıl toplanacaklarını bilemeden. Çünkü evleri bayağı o yurda taşınmış bir şekilde yani. Aynen, sırf yurt da değil işte, atıyorum bir sürü insan ev tutmuştuk zar zor. Evet, evet, evet. İşte kiraladık bilmem ne yani. O ekstra bayağı büyük bir kriz o yani. Hele şu anda evet. Kiraların, cartların, yurtların hayvan gibi yükseldiği, bu konunun ciddi probleme dönüştüğü bir zamanda çok kötü bir darbe yani. Bir şey. Varsayım şu, evlerine dönecekler, oturacaklar, online olarak eğitim yapacaklar. Diyelim ki gerçekten biri için bu doğru oldu ve evine gitti. Online olarak da şey yapmak üzere, fakat belki bilgisayarı yok. Fakat evet, belki interneti yok. Yani evet. İnternet ulaşmamış bir köyde. Evet. Çalışkanmış, kazanmış. Hayır, gitmiş oraya. Göstermelik internet var yani. İnternet hizmetimiz maalesef Türkiye'de evet, kötü yani. Çok iyi değil yani. İstanbul'un bile en iyi yerinde giz güya, ama burada bile internet sıkıntısı varsa... De zaten oradaki insanların, yani enkazdan çıkartılan, geçici çözümler bulunan insanların da oradan uzaklaştırılması gerekiyor ya. Eğitim bunların en başında gelebilecek şeylerden bir tanesi. Yani orada da üniversite doğru. Öğrencileri var. Evet. Onlar daha güvenli yerlere gidecekler. Zaten günün sonunda istediğimiz şey bu değil mi yani? Daha güvenli yerlere, daha rahat edebilecekleri yerlere gitmeleri insanların. Ama bu sefer şöyle yapmış oluyorsun. Oradaki zaten orada kalmış oluyor üniversiteye açılmadığı için. Bir de hasbelkader bir şekilde deprem anında orada bulunmayan, üniversite sebebiyle ev tutmuş olan insanlar da Maraş'ta evi var, Maraş'a geri dön diyorsun ona şu anda. Evet, Oms Instagram'dan şöyle yazmış, tabii kendisini tanıyoruz ama belki ismini vermek istemedi diye zikretmiyorum. Hepimiz ilk günden beri elimizden gelenin fazlasını yaptık. İktidar sahipleri bizimle koordineli çalışmak yerine kendi hatalarının üstünü örtmek için bizim işimizi de zora soktu yer yer. Twitter kapanması sadece bir örneği. Hesap sormamız gerekiyor ama. İmar affı verenlerden, deprem vergilerini duble yola harcayanlardan, binayı yapanlardan, onaylayanlardan, denetimini yapanlardan ve bize köstek olmaya çalışanlardan hesap sorulması gerek. Bir şehrimize 24 saat gidemedik ya. Bunların hesaplarının sorulması gerekiyor. Ne yardım yapıldıysa oraya biz halk olarak imece usulü yaptık. O yüzden en ufak katkısı olanlara teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çok büyük bir şeyler başardık. Birlikte daha çok şeyler başarmaya devam edeceğimize inanıyorum demiş. Devletin işte kurumlarının falan ne kadar yetersiz kaldığı, ne kadar şey yapmadığını yani muhakkak biraz da duygusal bir yerden değerlendiriyoruz. Belki zaman zaman haksızlık da ediliyor aslında. Ama hadi onun hepsini geçtim. Tamam, ben gene bu konuda agnostik takılıyorum. Yani oturduğum yerden bilmiyorum o kadar diye düşünüyorum. Ama şunu görünce gerçekten üzüldüm ben. Yani bir takım işte şeyler var, isimlerini tekrar söylemeye gerek yok. STK'lar falan, yani halk kuruluşu şeyler var. Bir de onların azarlanması ve bu kadar siz yapmayın biz yapacağız falan gibi tavırlarla böyle bir mücadeleye, bir yarışa falan girilmesine düşmemiz. Ya bilmiyorum abi, hani en peygamber ruhlu insan bile oturup bir dakika ya burada hani en azından toplum olarak bir şey çok yanlış yapıyoruz falan dememiz gerektiriyor. Bir de belki agnostik kalmaya da devam edebilirdik. Eğer yani şöyle bir şey oluyor, üçüncü gün Twitter bant genişliği yavaşlatılıyor. Onu gerçekten yani, hiçbir iyi bir bahane bulamıyorum. Evet, yani bunun bir açıklaması da yok. Hani belki olduğu gibi bıraksan, dediğin gibi bilmiyoruz ki yaşananları orada. Doğru. Bilenler bir şeyler söylesinler diye bekleyeceğiz. Ama birdenbire haber almaya yönelik tek imkanımızı elimizden almak için evet, böyle bir hamle yapılıyor. En azından bunun neden yapıldığının açıklamasını görebilmek istiyor. İnsan onu bulamıyor. Hilal'cim. Arda Uçar YouTube'dan yazmış bunu. Yaşanan bu acı olay ile iki şeyi tekrar hatırlamış hissediyorum. Birincisi, her ne kadar ölmeyecek gibi yaşanıyor olsa da hayat, her ömrün, hikayenin bir sonu var. Ölüm kendini hatırlatmış oldu. İkincisi ise yaşadığımız ülkede insan hayatına karşı olan değerin ciddi anlamda çok düşük olduğunu bir kez daha fark etmiş oldum. Sorumluların asla sorumluluk hissetmemesi, yapılan açıklamaların evleri tekrar yaparız, TOKİ gelecek, evler yapılacak minvalinde olması. En acı noktası ise yönetici pozisyonundaki insanların insani ve vicdani bütün her şeyden uzak ve empati yapamayacak şekilde halkına öfkeli olması. Deprem sebebiyle enkaz altında kalan halka bile öfkeli olacak kadar gözü dönmüş insanların varlığını görmüş oldum. Çok küçük bir umut vardı içimde ülkeme dair, o da bitti gitti. Allah kimseyi sevdiklerinin kaybıyla sınamasın. Hocam, ölüm hayatın bir parçası. Fakat ölüm şöyle olduğunda güzel.
doğarsın, yaşarsın, sağlık imkanlarından, eğitiminden, verdiğin vergilerin karşılığından yararlanırsın, yaşlanırsın, emekli olursun. Sonra belli, güzel, normal sayılabilecek bir yaşta eceline vefat edersin. Bu ölüm bizim kanıksamamız gereken bir ölüm. Ötekiler değil. Ötekiler önlem alınır, tedavi edilir, yapılır. Mesela bu kanıksamamız gereken bir ölüm kesinlikle değil. Evet. İkisi farklı şeyler yani. Ama gene de yani çok küçük bir umut vardı içimde. O da gitti demiş. Bence öyle olmasın. Benim mesela bu arkadaşın yazdığı iki şeyin toplamında benim girdiğim ruh hali de hani şöyle çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Çok olmaması gereken bir şey. Ben şu an şey gibi hissediyorum. Yarın öbür gün deprem olacak ve evet ben kabul ettim. Ben direkt öleyim o zaman gibi hissediyorum. Biz mesela program dışında Mert'le şeyi konuşmuştuk. İşte evdeki şu anki durumumuz nasıl? Hani şu an deprem olursa şöyle yakalanalım diyerek şöyle yapıyoruz biz ya falan dedin sen. Ben mesela hani çok fazla uyuyorum. Gelsin ve öleyim falan. Ya böyle acayip kabullenmiş. Ne yapayım artık? Yapacak hiçbir şeyim yok. Modunda yaşıyorum ben şu anda. Bu arkadaş da biraz sanki aynı duruma İşte düşmüş. Yaşamamalısın Hilal. Evet. O arkadaşı da söylüyor. Evet aynen. Onu ama nasıl çıkacağımı da ben şu an mesela farkında değilim. Bilmiyorum yani. Onu profesyonel çıkarır, profesyoneller çıkarır mutlaka evet. O seni o şeyden ama en azından bir destek alınması gerektiğini evet. Biliyoruz bu konuyla ilgili. Şimdi eksikliğini gördüğü şeyi bence hepimiz ortak bir şekilde gördük. Yönetici kadrodan, yönetici kesimden, böyle bir şey olduğunda yüzünü döneceğin kesimden hani o empati dediğin şeyi görememek. Çünkü bence yaşadığımız şey iki şekilde ayrıldı. Yani birincisi bir anda böyle şehirler, ne bileyim hani tsunami çarpmış, Hiroşima olmuş, yer yarılmış da içine girmiş gibi böyle değil mi? 24 saat içinde iki tane çok saçma yani çünkü bilim adamları bir ne oldu lan falan diyor. İki tane kocaman deprem oluyor. Tamam, bu bir olgu. Bir de böyle ne bu? Hani ilk müdahale ya da böyle bir tepki falan durumu var ya. Yani onun eksikliğini gördüğünü anlıyorum. Yani hani gerçekten bir bu işin sorumlusu, koordinasyon başkanı ya da bu işin devlet başkanı çıkıp o ilk söylediği sözlerle seni bu işten dolayı gerçekten üzüldüğüne, gerçekten içinin yandığına ve gerçekten elinden gelenin hemen... elinden geleni yapacağına seni ikna edemedi. Ve biz hiçbirimiz ikna olmadık. Yani oğlum biz çok üzüldük, biz geberdik. Ya senden de bu tarz bir şey istiyorum. Yani siyasetine soktuğun bir böyle kaza kader, iman edilecek belli şeye öyle bir düskurun başa çıkma yöntemi falan var. Ama bunun da ötesinde bir şey bekledik. Onun yokluğu diyor yani empati yokluğu diyor. Bunu hepimiz hissettik. Ufuk Tayga Türksoy da YouTube'a yazmış. Ben Ankara'da yaşayan ve okuyan bir üniversite öğrencisiyim. Yapmaya çalıştığım hiçbir şey yeterli gelmedi bana bu süreçte. Aynı sizin gibi kendimi sonuna kadar yetersiz hissettim. Keşke kendimi yalnız yetersiz hissetseydim diyorum şimdi. Artık bazı şeyleri daha iyi anlıyorum sanırım. Saf bir kötülükle sarılmışız abi biz. Önceden yapılanları çıkarla, onunla bununla açıklayabiliyordum kendime. Ama giden yardımları engelleme, acılı insanların acısına sırt çevirmeyi anlamlandıramıyorum, beceremiyorum. Aklıma kötülükten başka bir şey gelmiyor. Düşününce de çıkarcılığın çözümünü de bulabiliyordum kafamda ama kötülüğün ilacı ne hakikaten bilmiyorum. Üzgünüm, öfkeliyim ve umutsuzum abi artık. Karamsarlığım için de özür diliyorum sizden herkesten. Valla yani özür filan deme tabii ki çünkü şöyle bir şey var. Hani ben her zaman şöyle düşünen bir insanım. İyilik ve kötülük öyle doğuştan falan gelen bir şey değil. Hayatın koşulları seni işte bu hayatta kalma mekanizmasında gitgide bencil bir yere ittirebiliyor falan filan. Tabi bu mesela böyle hani işte ne bileyim hani karnını doyurmak için ekmek çalan insan başka bir şey. Koskoca işte siyasetçi cebine para atmış bilmem ne rüşvet almış veya siyasetçi olmak zorunda değil işte müteahhit bilmem ne. Bu ikisinin şeyi tabii ki çok farklı. Ama insan hani gitgide ruhu böyle çürüyor olmuyor kalıyor ve o kötü insan oluyor diye düşünüyorum filan. Bence yani kötülükle mücadele etmek şey değil. Böyle işte bir tane iki tane örnek alınacak insan olsun, onu örnek alalım, aa bak peygamber geldi falan gibi değil. Sistematik olarak bir şeylerin kötülüğe izin vermeyecek bir şey kurman lazım. İşte refah içerisinde bir toplum olması lazım. Biraz elzem şeylerin, kaynakların yetiştiği herkese bir toplum olması lazım. Elinde güç bulunanların, ister gene siyasetçi olsun, ister özel sektörde bir para pul sahibi olan insanlar olsun, denetlendiği, verdikleri kararların işte şeffaf bir düzeyde halk tarafından şey yapıldığı, sorgulandığı, hesap verildiği bir düzen olsa o zaman zaten kötülüğe geçit vermemeye başlarsın.
Ama biz de maalesef bence işte genel yani bunları oturtan bir oturtmaya gayret eden bir mekanizma ciddi anlamda hasara uğramış durumda. Son 20 yılda filan da demeyi kendi haddime bulmuyorum. Yani daha büyük bir problem belki. Ve de sonuçta bu oluyor işte yani. Düşünsene yani bir sürü bina var yıkılmaya teşne. Deprem olur olmaz bitti gidecek halde. Biliyoruz çoğumuz. Nasıl bununla mücadele edeceksin? İşte koca sistemi değiştirmen lazım. Hani o da kolay değil. Deyip işi bitirmemen lazım yani. Kolay olmayabilir de yani bunun için uğraşman lazım yani. Kendinden başlaman lazım aslında. Gerçekten bu böyle klişe ama gerçek. Yani sen düşün bakalım nerede kimin sırasına girdin. Nerede işte ışıkları aman dedin çok önemli değil. Burada nasıl olsa EGS, EDS yok dedin. Sen bunu nerede yaptın? Ve senin seçimlerin neye sebebiyet verdi? Yani ben insanları suçlamıyorum ama aynı zamanda devlet diye bazen yerdiğimiz işte baba yerine koyduğumuz vesaire yani en azından eski tabirle mekanizmayı oluşturan kişilerin bizler olduğuna her seferinde kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Ben şuna katılıyorum. Bir devrim isteyen bir insanın öncelikle kendi öz devrimlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna %100 katılıyorum. Bazı çelişkiler içinde yürütülmüyor. Ama bir de gerçekten beyefendinin gördüğü yani ufuğun gördüğü ve bize açıkladığı hani şey diyor yani enstitüleşmiş bir kötülük gibi bir şeyden bahsediyor. Yani sen ne kadar doğru davransan ve doğru arkadaşlarına bir araya gelip doğru bir şey yapsan da yukarıda bir yerde enstitüleşmiş bir kötülük senin o devrim kıvılcımını, devrim çiçeğini solduracak şekilde tasarlanmış. Adeta o kötülük kavramı bir yerde enstitüleşmiş bir makina olmuş. İşte sanırım o makinayı nasıl yeneceğimi bilmiyorum diyor burada da. Yani yoksa hani kötülük kavramı değil mi yani? Evet, o mekanizmayı nasıl yeneceğim? Yani şu an mesela kötü örnek çok daha fazla ki bu olabilir fazla olabilir ama bunları normal bir şekilde gösterirken iyi örnekleri böyle kenara ayırıp bakın burada iyi bir şey oldu deyip bütün hepimiz ayağa kalkıp alkışlamaya başlıyoruz ya. İşte o enstitüleşmeyi o gösteriyor. Yani normal şeyler yapması gerektiği şeyi yapan insanları alkışlıyoruz. Tabii ki takdir edelim. Ama bunlar o kadar küçük örnekler ki böyle istisnai. Gerçekten istisnai bir şey yapmış gibi gözüküyor. Bu biraz şey gibi de bir şey yani hani yol çalışması yapıldı ve bakın yol çalışması yaptık deniyor ya. Elektrik çalışması yapıldı. Bakın elektrik ya ama bu zaten hani senin görevin olması gereken şey. Ama alkışı bununla alabiliyoruz sadece. Yok abi o mesela yapılmıyor ki. Hani bir semti falan örnek gösterip bakın buranın işte belediye başkanı rüşvet yememiş. Evet. Hatta bir takım insanlarla ilişkisini bozmayı göze alarak işte asla kaçak yapıya izin vermemiş falan. Adamcağızı alkışlıyoruz yani şu boktan pozisyonda ben de alkışlıyorum da. Ama aslında olması gerekeni yapıyor sadece adam. Bununla baş etmenin yöntemini, iksirini, yemeğini elbette bilmiyorum. Ama en azından şeyleri hepimiz biraz biliyoruz. Mesela bu bir yemekse içinde işte ne olması gerektiğini biliyoruz. Ya da iksirse. Mesela birlik, beraberlik duygusu olmalı bunu yenebilmek için. Bu organize kötülüğü yenebilmek için. Evet. Mesela başka ne örnek verebiliriz? Ne olabilir başka? Abi yani bence mesela rasyonel bir düşünce üzerine kurulu mekanizma olması gerekiyor. Yani işte çok şey bir örnek vereceğim, uyduruk bir örnek vereceğim ama hani doğayla ayakta kalmıyor yani bina işte şeyle kalıyor yani neyse onun teknolojik şeyi. Demek ki bilim olması gerekiyor bu yemeğin içerisinde. Evet, hesap vermek. Evet, hesap. Tabii hesap vermek olması gerekiyor yani. Hukuk olması gerekiyor. Yani en azından bunları biliyoruz. Birleştirdiğimizde aslında bir formülasyon çıkıyor demek istedim zaten. Evet. Ya zaten o kötülük o şekilde böyle kalıplaşıyor. Hiçbir zaman hesap verme gereği duymadıkları için. Çünkü en basitinden ya şurada birkaç kişilik bir ekibiz. Ben üst üste 5 gün geç kaldığımda artık kendimi kötü hissediyorum ve hani bunu ya şu yüzden bu yüzden özür dilerim bir daha yarın yapma falan. Ya bu sonsuza dek devam edip normali bu zaten de dönüştüğünde hesap verme gereği duymadığında o kişinin otomatik olarak bence hani doğal olarak onu kendine hak görüyor olması artık normal bir şey zaten. Haklısın. Bina buradan aflara geliyor işte. Evet. Sen eğer nasıl af çıkacak diye bina yaparsan, evet. Nasıl olsa af çıkacak diye vergini şunu bunu şey yaparsan. O kişi artık kendini kötü biri gibi bile hissetmiyor. Çünkü o artık normal. Bu dünyanın kuralı böyle. Ne yapayım? Herkes böyle. Aynen. Evet. Instagram'dan Hoccam Nick name'iyle yazmış bir arkadaşımız. Deprem üzerine birçok şey okumuştum. Ama depremin bizi bu hale getirebileceğini bilmiyordum. Birçok usulsüzlük görmüştüm.
Tüm bunların söz konusu insan hayatı olunca da umursamazca devam edeceğini bilmiyordum. Sık sık ötelendiğimizi biliyordum ama bu kadar gözden çıkarıldığımızı bilmiyordum. Bu ülkede nefes alamıyorum bazen. Ülkemizde uzun zamandır en güçlü böyle devletten gördüğümüz şey, yani sus, biz yapıyoruz, ediyoruz. Yani bu mevzu olmadı. Yani böyle çok çok problemlerin üstü kapatılıp da bir takım bahanelerle geçiştiriliyor gibi. Yok işte dış mihraklar, yok işte kim olsa böyle olurdu falan. Yani şimdi şey muhabbeti var ya mesela işte Asrın felaketi falan. Yani İngiltere'de olsa İngiltere'de yerle bir olurdu bilmem ne. Tabii. Yani iyi peki mi diyelim yani. Okey. Hani bir de kötü örneği kötü örnekle meşrulaştırmayalım. Mesela evet. Orası kötüyse biz iyi olalım. Yani bunun için bir bahanemiz yok. Biz niye iyi olmuyoruz? Ama şey çok acı ya, çok hüzünlendirdi beni yani. Sık sık ötelendiğimizi biliyordum. Evet. Ama bu kadar gözden çıkarıldığımızı bilmiyordum. Mert Özdenir, üzgün olmaktan çok öfkeliyim. Şimdi siyasete sırası değil diye diye bu hale geldik. Bence tam sırası. Yapılan inşaatlardan, malzeme çalanlardan, bu inşaatları onaylayanlardan, alınan vergileri gerekli yerlerde kullanmayanlardan, önceden önlemini alıp denetimini yapmayanlardan, yağmacılardan, böyle bir zor durumda ekmek gibi temel ihtiyaçlara bile zam yapanlardan hesap sorulmasını istiyorum sadece. Bir de işte çok benzer bir yorum olduğu için onu da buraya koyayım. Mehmet Kalafat da siyaseti asıl şimdi yapmamızın gerektiğini söylüyor gene yorumunda. Biraz uzunca yazmış. Çünkü depremde ölen insanlar birer kurban. Ama bunların cenazelerine ulaşılma şekliyle ilgili bile bir bilgimiz yok ya bizim şu anda. Yani biraz tetikleyici olabilecek bir yorum olduğu için hani korkuyorum biraz konuşmaktan ama yani şeyde de bitmiyor. Depremin hesaplaşması, depremde can kaybımız var ve binalar yıkıldı denmesiyle de bitmiyor. Bunun sonrasında da enkazlar çıkartılırken insanların çıkartılma şekilleri, bunların işte ailelerin haber almaları, çocuklar kaybolan insanlar. Bunların da yani aslında siyaset yapmanın tam sırası, evet. Siyaset yapmayın deyince insanın hemen kafası şuna gidiyor. Ha doğru. Şimdi işte ortalığı velveleye verip ne bileyim seçimi kazanmak için, işte mevcut şeyi devirmek için bilmem ne böyle bir güç yarışına girmek doğru değil. Ya bu hiçbir zaman doğru değil zaten. Evet. Yani evet. Hiçbir zaman sırf başa geçmek için işte evet. Bir takım numaralar, imaj peşinde koşmak bilmem ne. Yani bu zaten hiçbir zaman doğru değil. Ama bir felaket yaşamış. Felaket ne kadarı insan ihmalinden, ne kadarı doğanın kaçınılmazlığı, bununla ilgili ciddi bir soru işareti var. Herhalde soracaksın hesap canım. Yani bu siyaset yapmayın. Yani saçma sapan bir cümle. Hiçbir anlamı yok. Ömercan Alacam Instagram'dan yazmış. Öncelikle bence sorun sadece siyasiler, müteahhitler, betona, deniz kumu koyanlar değil. Daha fazla kat, daha fazla daire, daha fazla metrekare için belediyeden sorumlu projeleri geçirebilecek bağlantılara sahip, becerikli müteahhit arayan, bunlara müsaade eden politikacılara oy verip buna müsaade etmeyen siyasilere alemin tek dürüstü sen misin diyen bizlerde, akrabalarımızda, çevremizde. Ayrıca Hatay Kırıkhan'daki depremzede arkadaşımdan bölgeye giden konteynerların isme özel gittiğini, üzerlerinde isim yazdığını, kendilerinin mağdur olmalarına rağmen konteynerlere erişemedikleri saçmalığını öğrendim. Ve kendisi şu anda kendisine konteyner sağlayabilecek hatırlı bir bağlantı bulma çabasına girmek zorunda bırakıldı depremzede haliyle. Umarım bu saçmalık duyulur ve çözülür. Yani çok güzel bir yere parmak basmış yani daha önce de ben zikrettim evet. Bana denk geldi bu yorum. Ya biraz da kendimizden de hani başlamalıyız evet. Gibi. Başlayalım ve bu durum hala devam ediyor diyor. Yani deprem oldu kimse bir ders almış falan değil. Şimdi o becerikli konteyner bulacak adam aranıyor diyor yani. Hı-hı. İnanılmaz. Abi Mert biz seninle geçen birkaç ay önce bir şey konuşuyorduk hatırlıyorum işte. Senin tanıdığı falan bir hastane bulmak, yer bulmak, yatacak yer bulmakla ilgili bir muhabbet COVID'de. Olmuştu. Covid'de. Yani. Tabii. Yani şey çok olur Türkiye'de biliyoruz işte. Aa işte yatacak yer yok hastanede veya hani buna benzer bir hizmete ulaşamıyorsun. Bir tanıdık buluyorsun da bir yere yatıyorsun bir şey yapıyorsun filan. Şimdi ben her zaman şöyle düşünüyorum ya bunu herkes düşünüyordur da. Ulan orada da birisinin sırasının önüne geçmiş oluyorsun aslında evet. Büyük ihtimalle falan. Ama hani demek ki eğri oturup doğru konuşalım yani. Elimizdeki kaynaklar bu nüfusa yetmiyor mesela herhalde. Ve hani onu yetirinceye kadar da başka bir şeyle uğraşmamamız lazım aslında hani. Endüstri, bilmem ne cerçurt olarak, devlet olarak yani biz devletiz neyse işte. Biz şu an akut bir durumun içerisindeyiz. Yani ne demek? Travma gerçekleşti. O travma hala sürüyor. Canı kurtarılan insanların sayısı iyice azaldı. Ama bir sürü dışarıda kötü şartlarda yaşayan insanlar var.
onların tırnak içindeki iyi şartları bile aslında çok kötü şartlar. Ve bu bir sene, iki sene sürecek yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Duygulara baktığımızda genellikle çok fazla öfke var. Çok fazla kırılganlık da var bunun arkasında, çaresizlik var. Biz bu Ege Denizi'nin doğu tarafında yaşıyoruz. Kökenimiz de o tarafa ait. Kültürel, sosyolojik kökenlerimiz oraya ait. Ülke genç. Bir ülke için baktığında 100 yaşında bir ülke. Yani senin muhatapların ortalama demokrasilerini geçmiş, işte meclislerini, partilerini, bunlar 500 yıllık mücadeleleri var. Biz daha Rönesans yaşamadık. Biz hiç reform yaşamadık. Ya bir çocuk gibiyiz, bebek gibiyiz yani. Daha iyisini bilmiyorum ülkenin sosyolojisine baktığında. O yüzden bazı şeyler olamadı. Ama bunun için bir 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl beklememize de gerek yok. Bunu başarabilmiş insanlar var. Mesela Finlandiya örneği var. Finlandiya bir anda gerçekten dağlı, yosun yiyen insanlardan 50-60 senede şu anda gördüğümüz şeye o hep paylaşılıyor ya, Finlandiya'da eğitim sistemi, Finlandiya'da çocuklara ödev verilmiyor falan. Çok iyi bir ülkeye dönüştüler yani. Ya bu yapılamayacak bir şey değil. Bir kere de çocuğa yatırım yapıp başka bir şey de biz böyle büyük travmalarla bunları sadece öğrenebiliriz. Yani bu işin Allah belasını versin işe yarayacak bir güzel şey varsa o da bu. Şimdi bir sürü insan ortaya çıktı. Elle değil mi? Bak sivil inisiyatifler koşturdular. İyisiyle kötüsüyle bir şeyler yapıldı. Millet çantasını aldı gitti. Bu program bile yani. Oturup birbirimizin görüşlerini okuyup bağlantı halinde kalıyoruz. Yani demem o ki arkadaşlar bir şeylerin başlaması için de aynı zamanda bir fırsattır. O yüzden bu tarz birbirimize iletişimde kalmayı devam ettirelim. Ama işte bunda şey yapmamak gerekiyor yani. Mert'in söylediği asla bu değil. Ama Mert'in söylediğiyle kader arasında çok ince de bir çizgi var. Mert asla onu demek istemedi diye ben altını çizmek istedim. Mert'in söylediği şey İstatistik, bu arkadaşın yorumuyla da şu açıdan çok bağlantılı. Yani işte bu becerikli müteahhit aradık ya hepimiz ve İstanbul'daki binaların çoğu bu şekilde şu an hani evet bunun sonucunda bu olacak falan. Bunu yapmaya devam edecek miyiz yoksa... 3 ay sonra... Evet. Evet doğru. Yani umarım dediğin fırsatı hepimiz iyi değerlendirebiliriz yani ama gerçekten... Biraz İnsanlıktan şu anda değil. Çok şu an akut seviyede. Şu ya an büyük travma. Hep. Kalıcı yani. Yani mesela yani, şöyle benim sokağımdaki birçok evin baştan yıkılıp yapılması gerekiyor. Fakat bu yapılacak mı? Mesela umarım. Ya yani bunun mesela ben size net söyleyeyim bak. Muhalif olmadan da söylüyorum. Evet. Belediyesi ne olursa olsun son izin vermiş o binalara yani hangi partili olursa olsun izin vermiş insanlara oy vermeyerek hatta onların o seçime girişlerini bile yuhalayarak, protestoyla cevap vererek başlayabiliriz mesela. Bu siyasi bir organize bir duruştur. Yani ne cüretle sen tekrar, ne yüzle aday olabilirsin şeklinde. Mikail Sarıkaya demiş ki, ben bir aşçıyım ve depremin ikinci günü şeker fabrikası işçileriyle yaklaşık 40 kişilik bir grupla yola çıktık. Grubun 7'si aşçıydı. Akşam Maraş'a vardık ancak gideceğimiz yer belirlenemediği için neredeyse geri dönüyorduk. Hatta 3-5 işçi sinirlenip otobüste geri döndü. 3. gün sabah 4'te bize bir adres verdiler ancak gittiğimiz yerde ne AFAD'dan bir yetkili ne de bir iş makinesi vardı. Biz de Hilti ile sabaha kadar birkaç delik açıp kimse var mı diye bağırarak yaralı aradık. Ancak hiçbir faydası olmadı. Ancak 3. gün akşama doğru ekipmanlar ve AFAD'dan yetkililer geldi ve o saatten sonra işler hızlı bir şekilde devam etti. Ancak bazı sorunlar vardı. Tabii ki iki ekibe ayrılmıştık. Kamp merkezinden enkaza sürekli araç bulup gelinemediği için 12 saat vardiyayla çalışmaya başladık. Ancak kimse 12 saat boyunca kürek, balyoz, hilti kullanacak güce sahip değildi. İlk gün dayandık ancak 3. gün gibi artık 6 saat kadar ancak çalışmaya gücümüz kalmıştı. Böylece 6 gün çalıştık. 6. gün 10 katlı binanın 2. katına indiğimizde çok şükür 3 kişilik bir aileye sağ ulaştık. Aynı binadan yan tarafta da vardı. Orada AFAD ve jandarma kurtarma çalışıyordu. Onlar herhalde 5. katta falanlardı. Biz işçilere göre onlar çok yavaş çalışıyorlardı. Belki doğrusu odur ama bana çok yavaş geldi. Biz bir tanesinde AFAD'dan yetkili bir kişi, maden işçileri ve şeker fabrikası işçileri çalıştık. Diğer enkazda AFAD ve jandarma kurtarma çalıştı. Maraş AFAD merkezini biraz anlatayım. AFAD'a yerleştik. Bize bir çadır verdiler ama jeneratör vermediler. Neyse çadırı kurduk. Birer battaniye aldık. Soğuktu ama yatılamayacak kadar değil.
yeterli oluyordu. Ama en büyük sıkıntı telefon şarj edecek elektrik yoktu. Tuvalette sular yoktu. Bütün tuvaletler ağzına kadar pislik dolmuştu. Kampta kalanlar mecburen tarlalara ihtiyacını gidermek zorunda kaldılar. Yabancı ülkelerden gelenler hariç. Onlar gelirken yanlarında portatif tuvalet gibi ihtiyacı olacak her şeyi getirmişlerdi. Muhtemelen AFAD'dan iğne ucu kadar bir şey almamışlardır. Yiyecek konusunda ise pet şişe, su ve bisküvi, kek, konserve ton balığı ve benzeri konserveler bol bol vardı. Ama sıcak yemek yapan yer kampta ilk 3 gün yoktu. Aşçı olmamıza rağmen bizde mutfak ve ekipman olmadığından dolayı arama kurtarmaya katıldık. Daha sonra bazı belediyeler ve dernekler portatif mutfakları ve kendi aşçılarını yolladılar. O sorun da çözüldü. Giysi de sorun değildi. Üçüncü gün benim gördüğüm toplanma alanlarında torba torba giyecek elbise vardı. Genel olarak benim gördüğüm sorun ne yiyecek ne içecek. En büyük sorun AFAD'ın koordinasyon eksikliğiydi. AFAD kendi merkezindeki tuvalet işini bile altıncı gün anca çözdü. Hesabı siz yapın. Vallahi abi yani şeyi bilemem yani. Gene agnostik yaklaşıyorum ona yani böyle ne kadarı saçmalık ne kadarı yapacak bir şey yok gibi filan ama yani yurt dışından gelen ekip kendi portatif tuvaletini getirebiliyorsa bizimkilerinkinin de hazır olması gerekir mi sanki? Yani en azından ilk müdahale ekibin hani şeyi şimdi yurt dışından ekip haber aldı, haberin üzerine hazırlığını yaptı, geldi diyebiliriz belki. Burada şimdi kriz çıkar çıkmaz önce kendi ülkemizden müdahale ediyoruz da. Ha, AFAD'ın ya sadece. Evet, AFAD'ın sadece merkezinde AFAD'ın. Orada olabilirdi evet. Mesela portatif tuvalet. Yani geri kalanı çünkü mesela sıcak yemek yapamadık, aşçı olarak gittik, kurtarmaya katıldık. Şimdi bu biraz daha hani hazırlıklı olamayacağım bir şey. Ben aşçıyım netice olarak. Hı hı. Gidiyorum, ne varsa bulduğum şeye yardım edeceğim. Fakat AFAD'ın olmaması yani en azından oradaki bölgede olmaması biraz şey. Bir de kendisi de zaten şöyle bir şey söylemiş. 3 gün çok yavaş ilerledi. AFAD geldikten sonra hızlandık. Evet. Çünkü işi bilen insan geldiği zaman evet. Ya da işi bilmeni de geçtiğinde bir koordinasyon oluştuğu zaman sen şunu yap, sen bunu yap diye herkes müşterekle buluştuğu zaman daha hızlı bir şekilde ilerliyor iş yani. Bunu da kendisi söylemiş. Belki de gerçekten en büyük eksiklik o hani şu an zaten ikinci, üçüncü günden sonra belediyeler de dediler ki artık giysi getirmeyin yani. Hani evet. Buna ihtiyacımız kalmadı. Daha farklı şeyler lazım. Bu zaten yani 2-3 yani kişi demeyeyim de kişisel olarak herkesin bir evden bir kişinin bile belki karşılayabileceği bir şeydi yani. Belki hepimiz dolabımızdaki bütün kışıklarımızı çıkartıp verdiğimizde bir sorun çözülüyordu. Asıl çözülmeyen şey neydi? O koordinasyon. O giyeceklerin gideceği evet. Yer olmadığı sürece senin göndermen de bir şey ifade etmiyor yani. Öyle arkadaş... şeyler almıştık biz de. Siz de görmüşsünüzdür. Bakın burada giysiler yerlerde evet. Göndermeyin. Evet, evet. Yani çünkü gelen dediğin gibi muhatap bulamıyor burada. Yani Mikail Sarıkaya'yla bunu duyuyoruz değil mi? Geek Yapı olarak ne güzel komünitemiz. Yasin Karip Instagram'dan yazmış. İki deprem bölgesinde görev yaptım. İsmi vermeyeceğim bir yardım kuruluşunda 2 sene çalıştım. Şu an çalışmıyorum, gönüllü olarak çalıştım. Hem Elazığ hem İzmir depreminde bulundum. En büyük sorun koordinasyon ve kaos sürecini yönetemeyen yetkililerimiz. Elazığ'da çadır dağıtırken bazı kişiler 2 tane alıyordu ve satacağını söylüyordu. Daha önce iğrenç şeyleri gördüm. Yanımızda battaniyeler varken bir aile bizden battaniye istedi ama başımızdaki kişi vermemişti ve bunu sorduğumda da geçiştirmişti. Gider yardımların çoğu depolarda yerlerde sürünüyor veya yetersiz elemandan dolayı halkın içinden yardım eden kansızlar kendi akrabalarına dağıtıyor veya satıyor yardımları. İzmir'de aynı şeyleri gördüm yaşadım. İki deprem süreci de yönetilemedi. Ekip yok, eleman yok, yağmacılar, kansızlar her yerde sadece Instagram'a veya başka platformuna fotoğraf, video paylaşıp bakın biz buradayız demek için çoğu kurum ve kuruluş orada bulunuyor. Ben bunları gördüm. Kimse depremzedeleri düşünmüyor acınız. Yani herkesi bilemiyorum hani illaki vardır düşünenler de hani gönüllü olarak gidip de böyle bir şeyle karşılaşmak daha zor olsa gerek diye düşünüyorum. Ve o da mesela kaos ve koordinasyonsuzluktan bahsediyor. Sadece şeyi söylemek istedim burada. Biz mesela bürokrasi çok engel oldu diyoruz ya işte battaniye verilecek izin alması gerekiyor. İş makinesi gidecek izin alması gerekiyor. Yani bu engel oluyor diyoruz da aslında bence bürokrasinin işlemediğini gösteriyor. Bürokrasi evet. Böyle durumlar için var yani. Evet tam tersi. Her şeyin bir prosedürü vardır. Evet çok angarya gelebilir. Normal bir zamanda yani şu an mesela deprem enkaz kaldırıldıktan sonra insanlar normal hayatlarına olabildiğince döndükten sonra belki saçma bulacağız. Bunu buradan buraya almak için niye bu adımları takip etmek zorundayım diye. Ama aslında o adımlar tam bu zaman için var ya. Yani bir deprem durumunda ne olacağı, AFAD'ın ne yapacağı, kimden neyin yönetmeliğine uygun olarak neyi alacağı belli olmalı. Hatta şu bile belli olmalı işte.
protokoller yapıyor bu STK'larla birlikte. Yani senin elinde var bir envanterin, olmak zorunda tüzüğünde var bu senin yani. Sen hangi inşaat firmasıyla çalışıyorsan ondan ne kadarını alabileceğin, Kızılay'la yardımlaşırken ne kadar kan isteyebileceğin, hangi devlet dairesine ne için yazı göndereceğin, bunlar var. Aslında bence bu bürokrasinin olmadığını gösteriyor. Doğru, en kesinlikle. Çünkü bunun en büyük nedeni, yani bu hiçbirimize sürpriz değil, bürokrasi de birilerinin işte akrabaları, iş bilmezler, işte vesaireler var. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün bu bürokrasinin yanında bir de belli teknolojiler var. Mesela bir kısmına şahit olduk daha en başında. Hatırlayın, Akut muydu? AFAD'la birlikte şey yapmıştı bize. Bütün hepimizin telefonlarına bir tatbikat için bir mesaj gelmişti. Birbirimize göstermiştik, bak tatbikat. Evet. Demek ki böyle olacak. Doğru. Baba hani? Bir tane geldi mi herhangi birinize? Gelmedi. Ya en azından ilk gün çıt diye aman. Evet. Yani herkesin böyle Twitter'dan şuradan bulundu diye ilk AFAD'dan öğreneceği gelmedi. İkincisi Süleyman Soylu bundan 8 ay önce 9 ay önce kendisi şey tanıtmış. Baktım var öyle bir aplikasyon. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Tek tuşla ben buradayım diyorsun. Hı. Var öyle bir aplikasyon. Hani çık söylesene ya hadi kullanın kullanın teşvik etsene. Hani çünkü bürokrasinin bile haberi yok büyük ihtimalle. Basının da ya haberi yok. Nasıl haber olmuş biliyor musun? İşte İçişleri Bakanımız işte doğruları söylemiyor gibi bir minvalinde bir yerden haber olmuş. Halbuki baktım var. Çalışıyor mu bilmiyorum. Ama neden söylenmiyor işte onu anlamıyorum. Belki öyle bir yaptılar sonra nasıl olsa çaldır çayıra Mevlam kayıver diye kaldı. Bilmiyorum. Benim, bunu da açıklamalar lazım. Ya bir samimiyet lazım. Yok ki abi. Bir duvar var. Bak yönetenlerle bizim aramızda bir samimiyet yok. Yönetenle bizim aramızda bir duvar var. Tenezzül edip bunu açıklayıp böyle bir dakika ben şimdi toplu olarak cevap vereyim demek yerine ve cevap vermek yerine şu var. Sen kimsin demek var. Sen kendine bak demek var. Ya böyle ülke yönetilmez, çok özür dilerim yani. Biz sıkıntılıyız. Sıkıntıya da bak, bu çok olağanüstü bir şeydi. Bunu senin daha 10 dakika içinde 500 bin tane asker neyse bütün ordunu göndermen gereken yani bunu yapamadık abi. Yani hani 10 dakikadan sonra yetişemezsen de zaten kimse sana niye böyle oldu demeyecek. Evet ama şimdi diyebiliyoruz. Elinden geleni yapmak vardır yani, o üzüntüyü paylaşıp. Neyin varsa, hangi imkanın varsa, çünkü gerçekten büyük bir felaket ve daha büyüğü olacak mı? Belki olmayacak bile yani. Bunu bile bilmiyoruz. Sen elinden geleni yaptıktan sonra kimse de zaten böyle bir soru dönüp sormayacak sana. Sen neredesin demeyecek yani. Çünkü oradasın, görecek. Çok affedersin. Bir tane film vardı, hatırlıyor musun? Ed Harris'in oynadığı böyle Los Angeles depreminden falan bahsediyordu. Mesela ben onu hatırladım. Los Angeles'ta bir deprem oluyor filmde. Ve oradaki federal kanunlar geçerli ya. Federal kanunlara göre deprem bölgesinin atıyorum AFAD sorumlusu Amerikan başkanından bile daha yetkili hale geliyor deprem anında. Filmde onunla ilgili Ed Harris herkese böyle posta koyuyor. Benim lan o adam falan diye inanılmaz bir düzeltiyor oraları falan. Yok olamaz. Yani çünkü değil mi böyle işte bak abi işte. Çünkü Ege'nin doğusundayız yani. Piramit çünkü. Piramidin tepesi. Ve ama belli travmalarla. Sivri de piramidin. Evet ve belli travmalarla sivrilmiş işte yok. Eski ortaklarıyla bozulmuş, içinden başka ortak çıkmış, onu terör örgütü ilan etmiş, yok darbe geçirmiş falan, böyle korku dolu garip bir şey. Yani çok kötü bir zamanda oldu bu iş yani. AHK yazmış. Abi ve ablalar, benim sizin ne düşündüğünüz merak ettiğim konu. Hemen hemen her belediye veya STK enkazdan kurtardıkları veya yaptıkları şeyi paylaşarak şunu yaptık, bunu başardık şeklinde propaganda yapıyor. Bir kısmı yapmıyor olabilir. Genel gördüklerimden bahsediyorum. Bunun moral olabileceği veya iyi amaçlar güttüğü söyleniyor. Ancak özellikle partiler ve belediyeler bazında enkazdan şu kadar insan çıkardık, şu çocuğu da biz kurtardık şeklinde paylaşım yapılması çok canımı sıkıyor. Ülkemizde nedense siyasi oluşumlar yapması gereken standart işlerde bile göze sokma çabasına gidiyor. Bu son olaylarda da bunu sergilediler. Kimseden de bazı sanatçı ve beğenmediğim o influencerlarda gördüğüm ve başka amaç gütmeyen yardım çabalarını görmedim. Konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Böyle bir popülerlik yarışmasıyla karşı karşıya kalmamız en çirkin taraflarından biri sanki yaşadıklarımız. Bir seçim malzemesi olarak görülüyor. Bu doğru, net bir şekilde. Muhalefet için de doğru, iktidar için de doğru tabii ki yani.
Ben o konuda Haluk yani... Haluk Levent için doğru değil ama herhalde. Evet, Haluk Levent için doğru değil. Çok agitasyon ve insanların kişilik haklarına saygısızlık edilmediği sürece ben bunun da olması gerektiğini düşünüyorum ama. Çünkü eğer bir yanlışı düzeltmeye talipsen, ben bunu düzelteceğim diyorsan doğrusunu da göstermelisin. Ben böyle yapıyorum demelisin. Ama tabii bazı ince, çok belki çok da ince olmayan çizgiler var orada yani. Nasıl yaptığın arkasına... Evet. Nasıl bir müzik koyduğun, bunu nasıl lansettiğin önemli. O samimiyet çok bakınca anlaşılıyor. Gerçekten 1000 saat uğraşılıp kurgulanmış ve olduğundan da daha dramatikleştirilmeye çalışan bir video görüyorsun. Ne gerek vardı buna diyorsun ve anlıyorsun ki bunu reklam olsun diye yapıyor yani bu kişi. Yani bir noktaya kadar reklamını da yapmalılar. Bu reklam hep kötü anlaşılıyordu. Öyle anlaşılmasın diye. Az önce Cevdet de söyledi ya... O zaman biz bu işi yapan insanlara bir daha oy vermeyelim. Evet. Yani en başta bunu yapalım. İşte kime vereceğiz noktasında o reklam o işe yarıyor aslında. Bakın biz yanlışı görüyoruz ve talibiz bunu düzeltmeye. Nasıl düzeltiyoruz? Buyurun böyle düzeltiyoruz gibi bir reklam iyi bir reklam da olabilir. Bilmeyen, nereye gideceğini bilmeyen insan için. Bir de bir taraftan reklamın yanında sosyal medya paylaşımları da hani kurtarılmaya yönelik paylaşımlar da önemli. Mesela Arda Megido, yanlış okumuyorumdur inşallah, Ömercan ve Can'dan yardım istemiş. Arkadaşının kurtarılması için. Arkadaşını kaybetmiş, başı sağ olsun. Enkaz ama... şeydi, hani şurada ses geliyor. Evet, köpeğini kurtarabilmişler, kendisi bakacakmış artık. Bunu da paylaşmış. Yani bu sadece küçük minik bir örnek ama böyle paylaşımların bu şekilde yararları da oldu. Yani sosyal medyanın gücünü çok fazla gördük. Sosyal medyanın gücünü gördük ama burada bir şeye bak dikkat çekmek istiyorum. Yani yine aslında koordinasyonu önemli bir vurgu yapıyoruz burada bile. Şimdi Twitter kapandı falan, bunlar olmaması gereken şeyler kuşkusuz ama şimdi düşünün ki birileri devamlı şey yapıyor. Yalan, doğru demeden bilgileri büyük bir yüce iyilik uğruna. Gidiyor oraya kendini bile göstermeden veya göstererek, çok önemli değil. Orada retweet ediyor, duyurmaya çalışıyor vesaire. Birileri teyitlemeye çalışıyor bu bilgiyi. Tabii. Ama yine de yeterli olmuyor. Çünkü hani bir mekanizma eksik olduğundan dolayı acaba bu doğru mu değil mi vesaire diye. Bu aslında bazı negatif durumlara da yol açabiliyor. Bir, teyitlemediği için bir hıyarın yazdığı gerçek olmayan bir bilgiye güç harcanabiliyor. İlla hıyarlık değil canım, kazara da olabilir. Hı. Ama neticede yani kazara da olabilir. Ama bir hıyarın ikincisi kazara. Yani madde madde. Üçüncüsü de şöyle de olabiliyor. Mesela ben güçlerimle birlikte şuradayım, tamam mı? Burada bir çalışma yapıyorum. Ve şuradan bir sinyal geliyor. Ve bu sinyal de birinin bir şeysi. Ve o yüzden daha çok mesela şey yapılıyor. Ve birileri diyor ki buraya da birini gönderin. Oraya ve mesela ora öncelik veriliyor. Yani orada bile aslında bir sıkıntı oluyor koordinasyon. Araya adam sokuyor. Araya adam sokuyorlar işte. O meşhur hikaye, arkadaşımızın tırnak içerisinde yazdı. Ne demiştim kelimeyi de tırnak içerisinde. Yine oluyor. Bunu söylemek istedim sadece. Demogorgon. Ben deprem esnasında okullar açılacağı için İstanbul'daydım. Bir lise öğrencisiyim ve okulumun öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından gelip yurtta kalan öğrenciler. Şükürler olsun ki hiçbir arkadaşım depremde zarar görmedi. Fakat aileleri ve akrabaları vefat edenler var. Bunlardan duyduğum şeyler çoğumuz gibi beni de mental açıdan çok etkiledi. Ben de bir işe yarayayım diye yardım için malzeme toplanıp gönderilen Uğur Mumcu Spor Tesisi'nde arkadaşlarımla her gün gönüllü olarak çalıştım. İlk birkaç gün malzeme geliyor ve gönderiliyordu. Fakat depremden birkaç gün sonra malzemeleri gönderememeye başladık. Neden gönderemediğimizi oradaki yetkililere sorduğumda tır bulamadıklarını söylediler. Hem uzun yol, hem malları teslim edecek yer sıkıntısı, hem yağma durumlarından dolayı tır şoförleri malzeme götürmek istemiyorlarmış. Şu an hala o spor tesisi malzeme dolu ve o malzemeler gönderilemedi. Deprem öncesinde önlem alınmamasını geçtim. Sonrasında bile büyük bir durum yönetimi sıkıntısı vardı. Daha üstüne ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Koordinasyon eksikliğini başka görmek. Jufu demiş ki, ben bir üniversite öğrencisiyim ve Antalya'da okuyorum. Genel olarak çoğumuzun hissettiği ve ifade etmekte zorlandığı durumlar dışında bahsetmek istediğim birkaç önemli durum var. Antalya'da bulunan ve depremden dolayı birçok değerini kaybetmiş insanlar için açılan ücretsiz mağazada gönüllü olarak çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Bu mağazada bağış adı altında gelen kıyafetlerin bedenlerine ve işlevlerine göre ayrılmasını sağlayan insanlardan birisiyim. Buraya kadar her şey umut vaat ediyor gibi gözükse de iş maalesef öyle değil. Bağış yolladığını iddia edip
yağ izli, mayonez lekeli, yıkanmamış ve terli hatta kusmuklu tişörtler ve pantolonu açtım. Tabii bu ürünler doğrudan çöp kabul ediyor ve geri dönüşme gönderiyoruz. Ancak insanların güya bağış olarak evdeki çöplerini gönderdiklerini görmek kanımı donduruyor. Tabii ki bu kadar da kalmıyor ve belki bana kızacaksınız ancak yardım almaya gelen insanların bir kısmı da hadsiz ve kendini bilmez kişilerden oluşuyor. Birçok insan gönüllü yardım veya bağış yaparken ve biz insanlara kıyafet yetiştirmeye çalışırken mağazaya gelip deodorant soranlar, verilen pantolon temiz ve şahsın bedenli olmasına rağmen ben bunu beğenmedim, bana eşofman verin deyip kavga çıkaranlar ve depremzede gibi davranıp eşya almaya gelenler mevcut. Daha anlatacak tonla şey yaşadım ancak yorumu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yorumu sonuna kadar okuyan herkese teşekkür ederim. O kadar çok senaryo oluşuyor ki kafamda. Yani atıyorum hani oraya gelmiş uyduruyorum işte deodorant sormuş falan. Yani tabii ki olabilir yani. O da ihtiyaç olur bilmem ne falan ama böyle gene buna da sistematik olarak değerlendirmemiz doğru. Yani çünkü manyağın teki gelir, anladın mı? O engel olamazsın yani. İnsan var, insan var. Bir de maşallah kalabalık bir insan. Psikolojik durumlarını bilmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Ama işte hani gene sistematik olarak düzgün kategorize edilemiyor, işte organize edilemiyor falan olunca böyle şeyler çok sekteye uğratabiliyor muhakkak süreci. Kötülük dediğin şeyin aslında ayrımını yapmak da önemli. Yani sen bunun belki masum hani kötü de olabilirsin, yani kendin bunun farkında olmayabilirsin. Ve o zaman da aslında her yerde, yani depremzedeyken de kötü bir depremzede olabilirsin. Bağış yapan insan olarak da kötü bir bağış yapan insan olabilirsin. Yani önemli olan o baştaki sıfatı tanımlamış şeklin. Yani eğer Adams Family değilsen kusmuklu tişörtler falan gönderecek bir durumun oluşmamalı yani. Uygar Görmez Instagram'dan yazmış. Abi art niyetli kötü insanlar. Ben bu olayda en çok ona takıldım. Yaşlı nineler sırtında çuval taşıyor, bazı kansızlar da tırların önünü kesiyor ya da yağma yapıyor. Parfüm alan kadın gibi ya da Oğuzhan Uğur, Haluk Levent yardım yaparken binlerce insan gibi bazı troller hani Oğuzhan'ın eski videolarını öne sürüyor, onlara çamur atıyorlar. Hani bu karalamayı ben anlamıyorum. Neden abi? Neden ya? Ne istiyorsunuz insanlardan, ne kötü yaratıklarsınız? Son olarak şu bir haftaya inanamıyorum. Bir hafta önce derdim bütte ne çıkacakken neler neler oldu. Ama garip milletiz gerçekten. Ben ağzına sigara ile çıkan dayıyı asla unutamam. Mümkün değil. Dayı da bu felaketin minik maskotu oldu kendince. Evet. Yardım veren kişiye ya da yardım isteyen kişiye sen kimsin, necisin, daha önce ne yaptın, daha sonra ne gibi şeyler yapacaksın diye sorulmaz diye düşünüyorum benim. Bence de. Bu da işte en başta konuştuğumuz şey, öfkemizi nereye yansıtıyor. En saçma yer bu herhalde yani. Çok acayip geliyor bana da. Şimdi biz bireysel anlamda yani şey bireyci bir toplum olma meselesini hala çözemediğimiz için genelde devlet yapılanmasında şöyle bir şey olur. Burada bireysel sivrilme ismin öne çıkması kültürel olarak burada desteklenmez. Burada yaptığın her şeyin öncelikle ve en büyük olarak devletten gelmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak bütün davranışlarına refleks olarak devleti zayıf gösteren, dolayısıyla bölücü, dolayısıyla ikircik çıkarıcı, paralel yapılanmacı falan olarak görülmesi çok böyle bizim hantal, iğrenç, öfkemizi yönlendirmemiz gereken oturmuş düzenlerden biridir. Kompleksli bir devlet yapımız vardır yani bizim. Burada bir şey söylemek istiyorum. Sana çok katılmakla birlikte bence bir farkla. Bence bu son 20 yılında inşalarından bir tanesi. Bunu neye dayanarak söylediğimi anlatmak isterim. Buyur. Hepiniz görmüşsünüzdür, gazete küpürleri var. 99 depremi sonrası gazete başlıkları, manşetleri. Orada abi yani verip veriştiriyorlar. Ben böyle manşetleri bugün görmedim. Herhalde 15 senedir. Ki öyle o zaman da haklıdır tabii. Belki o evet. Şey. Ben hani tabii yani haklıdır. Ama hani o zaman da haklıdır. Ve haklıydı yani, başka bir hükümetti. Bak mesela işte koalisyon hükümetiydi. İçerisinde DSP'nin sol tarafında olduğu bir hükümetti. Ama işte hazırlıksızdı günün sonunda. Şimdi de öyle. Fakat şimdiyle farkı şu işte aslında. O zaman bunlar cezalandırılmıyordu. O zaman bütün bunlar sadece bir başbakanın iki ağzı arasında değildi. Yani o zamanki sistemle şimdiki sistem farklı. Kıyasladığın zaman mesela özgürlükler bazında geriye gitmişiz.
sorumluluklar bazında geriye gitmişiz. Çünkü sorumlulukları dağıtman lazım. Bir kişi de olmaz gibi gibi. Yani bu özellikle işte Oğuz Onur ve Haluk Levent demiş ama onların şahsında işte bütün STK'lar ve ismi geçen daha fazla bağış toplayan, daha fazla ön planda olan şeyler için şunu söylemem lazım. Aslında bu hani aynı kulvarda değiller ama şeyler için de geçerli. Bir takım zararlı cemiyetler için de geçerli, yağmacılar için de geçerli, garip olaylar için de geçerli. Devletin olmadığı yerde yani bunlar olur. Sosyal eşkıyalar olur. Hı-hı. Bu sosyal eşkıyalar bazen Robin Hood gibi olabilirler. Hı-hı. Bazen çok daha kötü gruplar, çok daha zararlı gruplar olabilirler. Hı-hı. Yani burada hani ahbaba ya da babalaya vesaire bir şey söylemekten önce devlet nerede? Yani onu sormak gerekiyor ve bence en büyük problemimiz de bu. Çünkü ahbabın gittiği yere yağmacı da gidebiliyor demektir bu. Yani. Bu depremden sonra 99 depremine dair çok fazla romantizasyon görmeye başladım ben. Halbuki 99 depremi o kadar romantik bir deprem değildi. Ne demek siz romantizasyon? Yani o zaman bile devletimiz biraz daha iyiydi. Evet. O zaman bile daha iyiydik falan. O zaman açıkçası bak tek farkı benim kesinlikle burada yani bence nasıl diyeyim büyük ceza hani ordu anında mobilize olabilmişti. Bir anda sokaklar gerçekten orduyla dolmuştu orada. Burada onu göremedik. Ama öyle bile olsa o zaman şu anda sahip olduğumuz arama kurtarma kapasitesinin ve ekipmanın ülke olarak %1'ine sahiptik. Hatta o sırada enkazdan nasıl insan çıkarılır o sırada öğrenilerek AKUT kuruldu. Evet. Yani gönüllü teşebbüslerde evet. Yani de şimdi Haluk Levent'ten bahsediliyor. O zaman da Nasuh Mahruki'den bahsedilirdi. Ama o zaman ne yoktu? Twitter yoktu. O zaman ne yoktu? Bu kadar paylaşım yoktu. O zaman gördüğümüz rezillikleri, yani yaşadığımız rezillikleri, insanlık ayıplarını biz bu kadar paylaşma kapasitesine sahip değildik. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla yani iş, hani diyoruz ya enstitüleşmiş kötülük. Biz şimdi bununla ilgili olarak bir partinin, bir kişinin, bilmem neyin peşine düşersek ki yani benim siyasi görüşüm vesaire bence insanlar biliyorlar. Ne demek istediğimi orada anlayın. Yani bence biz kafa avcılığına vesaire falan gidersek biz sadece bu meseleyi bir 15-20 sene daha ertelemiş olacağız. Yani çünkü öbür tarafta da var adam. Yani şu anda biz seçtik ve yerine adamlar getirdik dediğimiz adamlar da bu adamlar. Öyle söyleyeyim yani. Şu işi düzgün yapabilecek insan sayısı genelde ve hep azınlıkta kalacak. O yüzden onu söyleyeyim. Yani 99 kötüydü. Oraya giden lise arkadaşlarım vardı. Ben tweet olarak değil, kişisel hikayeler olarak buradaki birçok şeyi dinledim. Mevsim farklıydı, daha küçüktü deprem falan. Bunları unutmayalım. Yani. Çok haklısın. Bunları daha önce yaşadık yani. Daha önce yaşadık, yeniden yaşayacağız falan. Zaten buradaki en büyük eleştiri kıyaslama şundan ibaret olmalı. Yani o zaman büyük bir dert çıkarmalıydık. Evet. Çıkarmamışız. Ne yaptınız? Aradan bu kadar zaman geçmiş. Bunu romantize kesin. Elle tutulur ne kaldı evet. Elimizde bununla alakalı olarak. Ya şimdiki daha bile rezil yani. Teknolojinin o kadar artmış. İnternetin evet, artmış. Tabii, da kapitalin artmış ülkede. Yani bu da çok çok daha fazlasına sahiptin ve yapamadın. Paranın diğer yüzü. Ayşegül Saban demiş ki ben orada polisin yağmacı olduklarını düşündükleri insanlara ellerini kollarını bağlayıp yere yatırıp dövmesine çok takıldım. Devletin bir görevlisi nasıl kendince böyle bir ceza verebiliyor? Bunu yapan halk da polis, halk da değil polisin ta kendisi. Böyle bir hakları var mı? Barışı, sükuneti sağlamak, şiddeti uygulamakta ne yapılmalı? Uygulamak mı yapılmalı? Şimdi bu konuyla alakalı bizim takipçilerimiz arasından dahi şey diyenler olacağını düşünüyorum. Yok abi dövsünler işte onlar yağmacı hak etti bilmem ne filan falan. Eğer ben çok şey bir insan değilim. Ben de duygusal bir insanımdır. Eğer yağmacı olduğundan bilmem ne böyle hani kötü niyetli bu falan böyle bundan %100 emin olunabileceğine emin olabilseydim. Hani belki biraz o tarafı da tutabilir olurdum ama. Zaten hani bir kere kurunun yanında yaş falan diye bir mevzu var. Hadi onu geçelim. Bir de şöyle bir şey var abi yani. Bir insan düşünelim yani. Hayatı boyunca toplumun bir köşesi yetişmiş uyduruyorum. Her yağmacı böyle diye de bir şey yok. Ve hani karşısında bir fırsat çıkınca o fırsat bana ne kardeşim kim bana değer verdi ki ben şimdi bir başkasını düşüneyim falan gibi. Kötülük böyle yapılıyor diye düşünüyorum tamam mı? Bu insanları affedelim bırakın sokakta geçsinler demiyorum. Ama hani bu insanların da aslında hayatı boyunca bir kurban gibi yaşadığını ve işte bu fırsatta da böyle bir adilik yaptığını düşündüğüm için affetmeyelim. Ama işte polisin ve hukukun bununla nasıl baş edeceği yazılmış çizilmiş bin kere üstünden tatbikat edilmiş.
hani düşünen insanlar kağıt üstünde veya uygulamada bunu tecrübe etmiş. O yüzden evet, yani linç kültürü ne olursa olsun olumsuz bir şeydir bence ve kesinlikle. Elbette bu arada hani Ayşegül arkadaşımızı da bir işte şey olur, fazla içi kararmış bir insan olarak şöyle cümle kuracağım ona. Oo Ayşegül, hani polis dediğin ne ki, o da insan işte yani. Bizim içimizden çıkıyor. Yani polis dediğimizi böyle muhteşem bir eğitimden, muhteşem bir eleme sürecinden geçirip de en erdemlerimizi falan oraya koymuyoruz. Hatta çoğu çok işte sıradan insanlar oluyor falan. Hı. Sıradan insan da böyle davranıyor işte. Yani. Öyle bir Levent Kırca skeci vardı, hatırlarsınız belki. Hı. Polis de öğrenci bir araya geliyor. Polis böyle işte o öğrencileri çok dövdüğü zamanları anlatıyor polisin. Polis böyle öğrenciyi vuruyor. Ana bilmem kimin oğlusun sen. Aa ne haber, ne yapıyorsun abi? Dövme devam ederken bir yandan da muhabbet ediyorlar. Yani aslında hepimiziz yani, bu kadar basit. Çok uzatıp da sona kalan arkadaşlarımızın yorumlarını güme gitmesini istemediğimiz için bölüyoruz arkadaşlar videolarımızı. Birkaç tane videoya dönüşmüş oluyor şu anda videolar. Görüşürüz bir sonraki videoda o yüzden.